Thank you.
Merhaba kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Bir canlı yayın vesilesiyle daha sizlerle beraberiz. Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Gençkon'un Nakış Gıda ve Semerkant Yayınları sponsorluğunda gerçekleştirdiği bir bilgi yarışmamıza daha hoş geldiniz, hayırlı geldiniz, hayırlı Ramazanlar diliyorum kıymetli dostlar. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 15'i, birkaç saat sonra 15. günü de geride bırakmış olacağız. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin inşallah. Ve bugün 5. yarışmamızı sizlerle gerçekleştireceğiz. Gelin bir bakalım ödüllerimiz neymiş, hatırlayalım. Evet, bugün yarışmamızın 3.'sü bizden Nakış Gıda sponsorluğunda Ramazan kumanya paketlerinden 100 TL'lik bereket paketi. Yarışmamızın 2.'si yine 100 TL'lik bereket paketi ve yarışmamızın 1.'si ise 120 TL'lik şükür paketi kazanacak inşallah ve buna ek olarak dereceye giren yarışmacılarımıza Semerkant Yayınları'nın sizin için seçtiği kitap setleri de hediye edilecek kıymetli dostlar. Evet, yarışmaya geçmeden önce dilerseniz kurallarımızı bir hatırlayalım. Neydi kuralların ilki? Yarışabilmek için öncelikle Gençkon YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyordu. Bunu unutmayalım. Yarışabilmemiz için iki ekranımızın olması gerekiyordu. Bir ekrandan canlı yayınımızı takip edip soruları ve seçenekleri görecektiniz. Diğer telefon ekranından ise kaot ile doğru cevap rengini tıklayacaksınız. Peki nasıl yarışmaya dahil olacaktık? Onu da bir hatırlatalım. Telefonunuzun Google ekranına Play Kaot yazıp oyunu ekranını açacaksınız. Gelen ekrana Game Pin bölümüne birazdan sizlere vereceğimiz oyun kodunu gireceksiniz ve Enter diyeceksiniz. Sonrasında gelen nickname bölümüne, yani kullanıcı adı bölümüne ise adınızı, soyadınızı Türkçe karakter kullanarak yazıp enter dedikten sonra oyuna dahil oluyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii sizden ricam, oyuna katılım için nickname olarak yabancı nickname değil, adınızı, soyadınızı yazmanızı sizden rica ediyoruz. Aksi takdirde dereceniz geçersiz sayılır. Bunu buradan hatırlatmış olalım. Evet, bugün bütün aile fertlerimizle yarışacağız arkadaşlar. Bunun için aileden herkes katılım sağlayabilir yarışmamıza. Önemli hatırlatmalarımızdan bir tanesi, ekranda soruyu görmeden telefonda aceleyle cevap verirseniz soruyu yanlış cevaplayabilir ve o sorudan puan alamayabilirsiniz kıymetli dostlar. Bu yüzden önce soruyu görüp sonrasında hızlıca doğru cevabı vermeye çalışalım ve en önemli hatırlatma ise dereceye giren yarışmacılarımızın, yani ilk üçün kaot ekran görüntülerini alıp bizlere, yani bilgi@gençkon.org mail adresine telefon numaralarını ve adreslerini ekleyerek bize göndermeleri ve daha sonrasında biz de bu mail adresi üzerinden kendilerine geri dönüş sağlamış olacağız. Evet, gerekli hatırlatmaları yaptık. Artık yarışmaya doğru geçelim isterseniz. Heyecanla beklediğiniz yarışmanın kodunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, herhalde bir teknik
Evet, teknik ekip sorunu çözdü. Kıymetli dostlar, beklettiğimiz için özür dileriz ve heyecanla beklediğiniz yarışmanın kodunu sizlerle paylaşıyorum kıymetli dostlar. Evet, kıymetli dostlar, bugünkü yarışmamızın pin kodu 553-90-84 kıymetli dostlar. 553-90-84. Bu pin koduyla kaottan giriş yapabilir ve yarışmamıza katılabilirsiniz. Evet, yarışmaya nasıl dahil olacağımızı tekrar bir hatırlatalım isterseniz. Telefonunuzun Google ekranına Blackout yazıp uygulamaya girip şu an ekranda bulunan Game Pin bölümüne 553 90 84 numaralarını tıklayıp Enter'a basıyoruz. Ve sonrasında gelen nickname bölümüne ise Türkçe karakterleriyle adımızı, soyadımızı yazıyoruz ve Enter dedikten sonra oyuna dahil oluyoruz kıymetli dostlar. Evet, yarışma esnasında yorumlar bölümünden bizlere yorumlarınızı, isteklerinizi, heyecanınızı bizlerle paylaşabilirsiniz kıymetli dostlar. Mümkün olduğunca yorumlarınıza da yer vermeye çalışacağım. Aynı zamanda moderatör arkadaşım da sizlerin varsa sorularını yanıtlamaya gayret edecek. Tabii platformda hanımefendilerin ve çocukların olduğunu unutmayalım kıymetli dostlar. İfadelerimizi dikkatle seçelim, istirham ediyorum. Ve ayrıca bizleri Twitter, Facebook, Instagram'dan Gençkon hesabı ile takip edebilirsiniz. Böylelikle sizler için hazırladığımız haftalık faaliyet takvimimizi de takip ederek faaliyetlerimize katılabilir ve sevdiklerinizi davet edebilirsiniz kıymetli dostlar. Evet, birkaç dakika sonra yarışma başlamış olacak. Sizler bir yandan oyuna dahil olurken canlı yayına katılan yeni yarışmacıları görüyorum. Dilerseniz onlar için de son hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra yarışmamızı başlatmış olalım. Evet, yarışmaya nickname olarak mutlaka isim soy isminizle katılmanız gerekiyor. Yabancı nicknamelerle katılmamanız lazım. Aksi takdirde dereceniz geçersiz sayılacak. Bunu buradan vurgulamış olalım. Soruları ve şıkları canlı yayın ekranında görmeden cevap vermeyin. Önce soruları görelim. Ardından hızlıca doğru cevabı vermeye çalışalım. Tabii doğru cevabı en önce verenin de daha yüksek puan aldığını da unutmayalım kıymetli dostlar. Ve yarışma sonunda ise dereceye giren yarışmacılarımızın kaot ekran görüntülerini alıp bizlere yani bilgi@gencikon.org mail adresimize telefon numaralarını ve adreslerini ekleyerek bizlere mail atmaları gerekiyor. Bunları da unutmayalım. Evet, yorumlara bakıyorum. Yorumlarda yayını beğenelim diyor Kerim. Evet, yayınımızı beğenelim kıymetli dostlar. Ramazan inşallah iyi gidiyordur. Mukabelelerimizi unutmayın. Gençlik kulüpleri hesabında mukabelelerimizde bugün 15. cüzü de geride bıraktık. Ve neredeyse haddimizin yarısına geldik. Umarım bizi takip ediyorsunuzdur. Evet, bugün yarışma hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yarışmamız yine 20 sorudan oluşuyor kıymetli dostlar. Yarışmamızın içerisinde bazı sorularımız test, bazı sorularımız puzzle, sıralama sorusu, bazı sorularımız true false yani doğru yanlış soruları ve bazıları da açık uçlu sorular olacak yine. Ve toplamda 20 sorudan yarışmış olacaksınız. Evet, bunun yanında bazı sorularımızın süresi 30 saniye, bazı sorularımızın da 60 saniye süreye çok dikkat edelim. Çünkü bazen doğru bildiğimiz soruyu zamandan dolayı cevaplayamayabiliyoruz. Bu hataya düşmemiş oluruz. Evet, bir dakika içerisinde başlıyorum.
Evet, şimdi oyun zamanı diyorum ve startı veriyorum. Başarılar diliyorum herkese. İyi olan kazansın diyorum ve startı veriyorum kıymetli dostlar. Evet, yarışmamızın birinci sorusunda çok sözünü az söyle, az sözünü öz söyle. Hangisi bu atasözündeki gibi düşünen birinin özelliğidir diye sorduk. Cevap seçeneklerimizin arasında gururlu, kararlı, saygılı ve ölçülü ifadeleri yer alıyor. Acaba doğru cevap hangisi? Süreye dikkat edelim. Son 15 saniye. Çok sözünü az söyle, az sözünü öz söyle gibi düşünen birinin özelliğidir diye sorduk. Gururlu mu, kararlı mı, saygılı mı, ölçülü mü? Evet, süremiz doldu kıymetli dostlar. Birinci soruyu geride bıraktık. Çok sözünü az söyle, az sözünü çok öz söyle, atasözündeki gibi düşünen birinin özelliğidir diye sormuştuk. Doğru cevap ölçülü olacaktı ve 388 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Birinci sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda Gürdal ailesinin 992 puanla birinci sırada, Türkmen ailesinin ikinci sırada ve Gülşen ailesinin ise üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuz bir açık uçlu soru. Evet, dijital rakamlardan simetriye sahip olanlarla yazılabilecek rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır diye sorduk. Süreye dikkat arkadaşlar. Simetriye sahip olan rakamlardan 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Rakam tuşluyorsunuz. Evet, ikinci soruyu da geride bıraktık kıymetli dostlar. Dijital rakamlardan simetriye sahip olanlarla yazılabilecek rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı 810 olacaktı ve 42 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Önemli bir soruydu. Çarpı 2 puan değerindeydi ve bu sorunun sonunda puan tablosunda bakalım değişiklik var mı? Evet, Demir ailesinden bir atak görüyoruz. Birinci sıraya Demir ailesi yerleşirken Kaya ailesi ikinci sırada ve Koşar ailesi üçüncü sırada yerini almış oldu. Ve üçüncü soruya geçiyorum kıymetli dostlar. Üçüncü soru bir puzzle sorusu. Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki önceliğine göre sıralayınız diye sorduk. Sözcükler neymiş? Kerpeten, kerpiç, kestane ve kereviz. Bu sözcükleri sözlükteki önceliğine göre sıralıyorsunuz kıymetli dostlar. Evet, süreye dikkat edelim. Evet, bugünkü yarışma aile yarışması olduğu için ilkokul ve ortaokuldan biraz daha farklı tabii sorular. Soruların zorluk derecesi orta seviyede. Ondan dolayı ailece yarışmanızda fayda var kıymetli dostlar. Evet, süremiz doluyor. Aman süreye dikkat. Evet, süremiz doldu. Doğru sıralama kereviz, kerpeten, kerpiç ve en sonda kestane olacaktı ve yarışmacılarımızın %70'i bu soruya doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu sorunun sonunda puan tablosunda bir değişiklik var mı? Evet, Kaya ailesi birinci sıra yerleşirken Taşçıer ailesi ikinci sırada ve Kaya ailesi ise üçüncü sıraya yükseldi. Evet, dördüncü soru doğru yanlış sorusu.
Asitler kırmızı tornasol kağıdını maviye çevirirler ifadesi doğru mudur, yanlış mıdır diye sorduk. Doğruysa turu, mavi rengi tıklıyorsunuz. Yanlışsa false, kırmızıyı tıklıyorsunuz. Acaba doğru cevap hangisi? Evet, bir fen bilgisi sorusu. Evet, süreye dikkat diyorum ve süremiz doldu. Evet, sorumuzda asitler kırmızı turnasol kağıdını maviye çevirirler ifadesi doğru mu yanlış mı diye sormuştuk. Ve doğru cevap yanlış olacaktı. 237 yarışmacımız yanlış diyerek doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Doğrusu neydi kıymetli dostlar? Asitler mavi turnasol kağıdını kırmızıya çevirirdi. Tam tersi olacaktı. Burada neredeyse yarı yarıya doğru cevap verilmiş ve o 237 yarışmacımızı tebrik ediyoruz ve sorunun sonuna puan tablosuna baktığımızda evet, kaya ailesinin birinciliği devam etmekte ve ikinci bir kaya ailesinin ikinci sıraya yükseldiğini görüyoruz ve demir ailesi ise üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Evet, beşinci soruyla karşı karşıyayız. Bir açık uçlu soru ve çarpı 2 puan değerinde. Arkadaşlar, aşağıdaki soru işareti yerine ne gelmelidir diye bir soru sorduk. Mantık sorusu ve bir matematik sorusu aynı zamanda. Dikkatlice bakın ve zamana dikkat edin kıymetli dostlar. Rakamı yazıyorsunuz. Cevap olarak rakam yazıyorsunuz buraya. Yazıyla değil, rakamla yazıyorsunuz cevabı. Ve süreye dikkat edin diyoruz. Evet, süremiz doldu. Cevapları görelim. Evet, sorunun doğru cevabı 40 olacaktı. Ve 69 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hem matematik sorusu, hem zeka sorusu, hem de hız gerektiren bir soruydu. Süremiz 30 saniyeydi ve 69 yarışmacımız istenilen zaman içerisinde doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyoruz. Bu sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda, evet, bir değişiklik görüyoruz. Çavdar ailesinden bir atak görüyoruz. Birinci sırada 6132 puanla liderliğini ele geçirmiş durumda ve Demir ailesi ikinciliği ve muhtemelen aynı aileden Şerife Demir de üçüncülüğü paylaşmış durumda şu an. Evet, altıncı soruya geçiyorum hız kesmeden. Dünyanın çevresini dolaşan ilk denizci kimdir diye sorduk. Seçeneklerimizin arasında Galileo, Magellan, Christoph Colomb ve Piri Reis var. Acaba doğru cevap hangisi? Aman süreye dikkat diyorum. Evet, son 7 saniyemiz. 3 saniye. Acaba doğru cevap hangisi? Evet, sorumuzu geride bıraktık. Sorumuzda dünyanın çevresini dolaşan ilk denizci kimdir diye sormuştuk. Doğru cevap Magellan olacaktı. 201 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bu sorunun sonunda puan tablosunda Demir ailesinin bir atağını görüyoruz. Eğer Demir ailelerin tamamı aynı ailedense ilk 3'te aynı aileden 3 kişiyi görüyoruz. Demir ailesi bu yarışmaya çok iyi hazırlanmış görülen o ki. Ve hız kesmeden bir sonraki soruya geçiyoruz. Hangi ilimizde demir yolu yoktur diye sorduk. Hangi ilimizde demir yolu yoktur diye sorduk. Şıklarımızın arasında Batman, Kütahya, Aydın ve Muğla seçenekleri var. Acaba doğru cevap hangisi? Hangi ilimizde demir yolu yoktur diye sorduk. Batman'da mı, Kütahya'da mı, Aydın'da mı, Muğla'da mı? Cevabı ben de merak ediyorum. Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Soruyu geride bıraktık. Hangi ilimizde demir yolu yoktur diye sormuştuk. Doğru cevap Muğla olacaktı.
ve 197 yarışmacımız Muğla diyerek doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bu soru sonunda puan tablosunda acaba bir değişiklik var mı? Evet, bir değişiklik yok. Demir ailesinin ilk üçü devam ediyor. Ve Yıldız ailesi ise 4. sırada yerini korumuş oldu. Evet, 8. soru bir puzzle sorusu kıymetli dostlar ve çarpı 2 puan değerinde. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarını önceliğine göre sıralayınız diye sorduk. Kimler var? 2. Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet ve Genç Osman. Osmanlı padişahlarından 4 padişah. Bunları tarihlerine göre, önceliklerine göre sıralamanız istendi. Süreniz 60 saniye ve şu an 40 saniyemiz var. Süreye dikkat edelim. Evet, yorumlardan bakıyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, bugün yorumlardan birbirimize dua edelim kıymetli dostlar. Günün en güzel dualarını yorumlarda paylaşmanızı sizden istirham ediyorum. Edilen bütün duaları okumaya gayret edeceğim. Sizlerden dua bekliyoruz. Evet, süremiz dolmak üzere. Evet, 8. soruyu da geride bırakmış olduk. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarını önceliğine göre sıralayınız demiştik. Doğru sıralama Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman ve Genç Osman olacaktı. Yarışmacılarımızın %26'sı bu soruya doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bu sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda bir değişiklik göremiyoruz ve Demir ailesi hakikaten çok iyi hazırlandığını gösteriyor burada. Ağız kesmeden 9. soruya geçiyorum. 9. sorumuz doğru yanlış sorusu. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yapılan ilk demiryolu hattı İstanbul-Edirne hattıdır. Doğru mu yanlış mı bu ifade? Doğruysa turu mavi rengi tıklıyorsunuz. Yanlışsa fos kırmızı rengi tıklıyorsunuz kıymetli dostlar. Süreye dikkat edin. Son 15 saniye. Evet, Fersude Hanım, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Allah büyüklerden ayırmasın demiş Ali Mercan Hocam. Teşekkür ediyorum. Amin diyoruz. Evet, sorumuzu geride bıraktık. Sorumuzda Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yapılan ilk demiryolu hattı İstanbul-Edirne hattıdır. Doğru mu yanlış mı diye sormuştuk. Doğru cevap yanlış olacaktı ve 223 yarışmacımız yanlış diyerek doğru cevap verip puan kazandılar. Bu sorunun sonunda puan tablosunda bir değişiklik söz konusu. Evet, Nur ailesinin bir atakla birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz ve Bozkurt ailesi ise ikinci sırada ve Demir ailesinden bir fert de üçüncü sırada yerini korumuş oldu. Evet, yarışmamızın neredeyse ortasına geldik ve 10. sorudayız. Çarpı 2 puan değerinde hangi ülkenin birden fazla başkenti vardır diye sorduk. Seçeneklerimizin arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Venezuela ve Küba seçenekleri yer alıyor. Acaba doğru cevap hangisi? Süremiz son 15 saniye. Evet, 10. sorumuzu da geride bırakmış olduk. 10. sorumuzda hangi ülkenin birden fazla başkenti vardır diye sormuştuk. Doğru cevap Güney Afrika Cumhuriyeti olacaktı. 313 yarışmacımız bu soruya doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Evet, puan tablosuna geçmeden önce sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Gençkon'un 2008 yılından itibaren başlattığı ve Fethiye farklı bir boyut kazandıran
Bitmeyen Fetih sloganı ile gönüllere dokunan Fetih ve Gençlik Buluşması'nın 13.sünü bu sene malum sebeplerden dolayı çevrim içi olarak sizlerle gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdi biraz detaya gidelim. Kısa bir videomuz var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ekrandan ayrılmamanızı öneririm. İyi seyirler. Bünyesindeki federasyonlar ve derneklerle okul öncesinden yüksek öğrenime kadar çocuk ve gençlere yönelik kurumları destekleyen ve gelişmesine katkı sağlayan Gençkon, her yıl gerçekleştirdiği fetih ve gençlik buluşmalarını salgın hastalıklara karşı alınan önlemler dolayısıyla sanal aleme taşıyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 13. Fetih ve Gençlik Buluşması'nda yine birçok etkinlik yer alıyor. Açılış programı 9 Mayıs Cumartesi günü Gençkon YouTube kanalında yayınlanacak olan faaliyetler, geçmiş yılların coşkusunu aratmayacak şekilde organize edildi. İlk günden beri bitmeyen fetih vurgusuyla yapılan bu faaliyetlerde, fethin bir toprak parçasına hakim olmaktan öte gönüllere girmek olduğunu belirten Gençkon, fethe yeni bir yaklaşım getiriyor. Aynı zamanda her gencin kendine bir İstanbul bulup onu fethetmek için gayret etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Fetihname okumaları, ödüllü yarışmalar, gençlerden şiir, türkü, ilahi gibi bireysel performanslar, söyleşiler ve daha birçok etkinliğin olacağı programda güncel etkinlikler ve geçmiş yıllardaki buluşmalardan da kesitler sunulacak. Evet, yarın saat 17'de sizleri, ailelerinizi ve sevdiklerinizi bu etkinliğimize davet ediyoruz kıymetli dostlar. Teşekkürler Gençkon diyoruz ve yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 10. soruyu geride bırakmıştık. 10. sorunun sonunda puan tablosuna göz attığımızda Bozkurt ailesinin birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz ve Nur ailesinin ikinci sırada, Gündal ailesinin ise bir atakla üçüncü sıraya yerleştiğini görüyoruz. Evet, hız kesmeden 11. soruyla baş başayız. 11. sorumuzda Türk tarihinde ilk defa Osmanlı döneminde kullanılan takvim hangisidir diye sorduk. Seçeneklerimizin arasında Hicri, Miladi, Rumi ve Celali seçenekleri yer alıyor. Acaba doğru cevap hangisi? Aman süreye dikkat kıymetli dostlar. Evet, süremiz doldu. 11. soruda Türk tarihinde ilk defa Osmanlı döneminde kullanılan takvim hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap Rumi olacaktı ve 167 yarışmacımız doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Tebrik ediyoruz. Ve puan tablosuna baktığımızda evet, Armutçu oğlu ailesinden bir atak görüyoruz. Birinci değişmedi. İkinciliği Armutçuoğlu ailesi ikinci sıraya yükselirken Nur ailesi üçüncü sırada yerini almış oldu. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. 12. soru bir puzzle sorusu ve çarpı 2 puan değerinde. Aşağıdaki sureleri Kur'an-ı Kerim'deki öncelik sırasına göre sıralayınız diye bir soru sorduk. Surelerimizin arasında Yasin suresi, Mülk suresi, Kıyamet suresi, Fetih suresi var kıymetli dostlar. Bu sureleri önceliğine göre doğru bir sırayla yerleştiriyorsunuz. Evet, yorumlarda bir dua var. Allah'ım senin gücün her şeye yeter. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sen bizleri bu sıkıntıdan kurtar. Bizi sevdiklerimize kavuştur. Senin ol dediğin olur. Ve Ya Rabbi sen bizi sevdiklerimizle sınama Allah'ım demiş. Amin diyoruz ve bu dua için teşekkür ediyoruz. Feyza Nur Öztürk'e.
Evet, süremiz doldu kıymetli dostlar. Surelerin doğru dizilimi, Kur'an-ı Kerim'deki önceliğine göre dizilimi, Yasin suresi, Fetih suresi, Mülk suresi ve Kıyamet suresi şeklinde olacaktı. Yarışmacılarımızın %31'i bu soruya doğru cevap vererek puan kazandılar. Tebrik ediyoruz. Acaba bu sorunun sonunda puan tablosuna bir değişiklik var mı? Bakıyoruz. Evet, ilk üçün değişmediğini görüyoruz. Azgın ailesinin 4. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Evet, 13. soru açık uçlu bir soru ve çarpı 2 puan değerinde kıymetli dostlar. Evet, size bir örüntü verilecek ve o örüntüdeki soru işaretlerin toplamı soruluyor. Aşağıdaki örüntüde soru işaretlerinin yerine gelecek sayıların toplamı nedir? Burada bir kurala bağlı olarak bir örüntü verilmiş kıymetli dostlar. Buradaki soru işaretlerin yerine gelecek olan rakamların toplamını cevap olarak, rakam olarak yazmanız isteniyor sizden ve 40 saniyemiz var. Bir peygamber duası, merhametsiz olanları bize musallat etme Allah'ım demiş Beylül. Teşekkür ediyoruz ve amin diyoruz. Evet, Zeynep Hanım'ın kendisi için bir duası var. Allah hayırlısıyla bu akşam iftar öncesi hediye kitabını kazanmayı bu kardeşinize nasip etsin. Amin diyebilirsiniz. Amin diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Hak eden kazansın diyelim. Evet. Evet, zamanımız doldu. Soruyu geride bıraktık. Acaba sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? Evet. Soru işaretlerindeki toplam sayıların toplamı 220 olacaktı ve 146 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bu soru sonunda puan tablosunda Armutçuoğlu ailesinin yükselişi devam ediyor ve birinci sıraya geçti. Ve Azgın ailesinin yükselişi devam ederek ikinci sıraya yükselirken Tavan ailesi ise 14.027 puanla üçüncü sıraya yükseldiler. Evet, ilk üçünün puanları birbirine çok yakın. Daha önümüzde 7 soru var kıymetli dostlar. Bakalım puan tablosunda bir değişiklik olacak mı diyorum ve bir sonraki soru olan 14. soruya geçiyorum. Evet, 14. soruda en büyük uydusu olan gezegen hangisidir diye sorduk. Cevap seçeneklerimizin arasında Dünya, Jüpiter, Mars ve Uranüs var. Acaba bunlardan hangisinin uydusu en büyük? Süreye dikkat diyorum. Son 10 saniye. Evet, süremiz doldu. 14. soruda en büyük uydusu olan gezegen hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap Jüpiter olacaktı ve 265 yarışmacımız bu soruya doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Ve bu sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda bir değişiklik yok. Muhtemelen herkes soruya doğru cevap verdi ve 15. soruya geçiyorum kıymetli dostlar. Çarpı 2 puan değerinde önemli bir soru. 92-45 eşittir soru işareti sorusunun cevabı Roma rakamı ile aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Seçeneklerimizi görüyorsunuz. Kısa bir süremiz var. Hızlı bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Evet, süremiz doldu. Doğru cevap A şıkkı kırmızı olacaktı. X, L, V ve iki çizgi olan A seçeneği olacaktı. Kırmızı seçenek olacaktı. Ve 42 yarışmacımız bu soruya doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Tebrik ediyoruz. Zor bir soruydu ve süre kısıtlaması vardı. Buna rağmen 42 yarışmacımız doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Ve puan tablosuna baktığımızda evet, Azgın ailesinin yükselişi devam ediyor. 17.314 puanla birinci sıraya yerleşirken Bozkurt ailesi ikinci sıraya yükseldi ve Armutçuoğlu ailesi
hemen arkasında 3. sırada yerini almış oldu. Evet, bir sonraki soru puzzle sorusu arkadaşlar. 16. soru puzzle sorusu ve çarpı 2 puan değerinde. Aşağıdaki illerimizi haritada güneyden kuzeye doğru sıralayınız diye sorduk. Nevşehir, Çorum, Kahramanmaraş, Erzincan. Unutmayın, güneyden kuzeye doğru sıralama yapacaksınız. Nevşehir, Çorum, Kahramanmaraş ve Erzincan. Bu illerimizi güneyden kuzeye doğru sıralıyoruz. Süreye dikkat lütfen. Evet, süreyi uzatın, Google yetişemiyor diyor Yunus Emre. Sürenin kısa olması tabii bilinçli yapılan bir şey kıymetli dostlar. Soruların cevaplarını başka bir yerden bulmamak için sürenin bence sorular için yeterli. Evet, soruyu geride bırakmış olduk. Sorumuzda aşağıdaki illerimizi haritada güneyden kuzeye doğru sıralayınız diye sormuştuk. Doğru sıralama Maraş, Nevşehir, Erzincan ve Çorum olacaktı. Yarışmacılarımızın %40'ı bu soruya doğru cevap vererek puan kazanmayı başardılar. Tebrik ediyoruz ve bu sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda acaba bir değişiklik var mı? Evet, ilk ikinin değişmediğini görüyoruz ve tavan ailesinin 3. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Evet, yavaş yavaş yarışmamızın sonuna doğru geliyoruz ve 17. sorudayız. Ağlamak, namaz dışında gülmek, namaz içinde uyumak halleri abdestin hangi hallerine girer diye sorduk. Abdesti bozmayanlar, abdesti bozanlar, abdestin mekruhları, abdestin müstehapları. Süreye dikkat edin arkadaşlar. Evet, süremiz doldu kıymetli dostlar. Bu soruyu da geride bıraktık. Ağlamak, namaz dışında gülmek, namaz içinde uyumak halleri abdestin hangi hallerine girer diye sormuştuk. Doğru cevap abdesti bozmayanlar olacaktı. Ve 170 yarışmacımız bu soruya doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Acaba puan tablosunda bir değişiklik söz konusu mu? Bakalım. Evet. Puan tablosunda bir değişiklik göremiyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. 18. soru bir açık uçlu soru. Evet, izlemiş olduğunuz video ile alakalı. Arada izlemiş olduğunuz videoyu baz alarak Gençko'nun 8. Fetih ve Gençlik Buluşması hangi yılda yapılmıştır diye sorduk. Evet, cevabı yazıyorsunuz. Rakamla yazıyorsunuz arkadaşlar. Gençko'nun 8. Fetih ve Gençlik Buluşması hangi yılda yapılmıştır diye sorduk. Cevabı rakamla yazıyorsunuz. Hangi yılda? Yılı yazıyorsunuz. Ve son 5 saniyemiz. Evet, süremiz doldu. Doğru cevap 2015 olacaktı. Aslında soruda ipucu görüntüde verilmişti. 13.sü 2020'de yapılmışsa 8.si 2015 yılında yapılacaktı tabii ki. 120 yarışmacımız bu soruya doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve son iki soruya geçmeden puan tablosuna baktığımızda evet, birincinin değiştiğini görüyoruz. Bozkurt ailesinin 20.104 puanla birinci sıraya yükseldiğini, Azgın ailesinin ikinci sırada ve Tavan ailesinin ise üçüncü sırada yerini aldığını görüyoruz. Evet, son düzlük artık ve son iki soru. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ve 19. soru bir doğru yanlış sorusu ve çarpı 2 puan değerinde önemli bir soru.
4 derece doğu meridyeni ile 6 derece batı meridyeni arasındaki saat farkı 46 dakikadır ifadesi doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa turu maviye işaretliyorsunuz. Yanlışsa poz kırmızıyı tıklıyorsunuz. Kıymetli dostlar, amman süreye dikkat diyorum. 4 derece doğu meridyeni ile 6 derece batı meridyeni arasındaki saat farkı 46 dakika mıdır acaba? Doğru mu, yanlış mı? Bir coğrafya sorusu. Evet, soruyu geride bıraktık. Soruda 4 derece doğu meridyeni ile 6 derece batı meridyeni arasındaki saat farkı 46 dakikadır ifadesi yanlış olacaktı ve 245 yarışmacımız yanlış diyerek bu soruya doğru cevap verdiler ve önemli bir soruydu. Çarpı 2 puan değerindeydi. Acaba bu sorunun sonunda puan tablosunda bir değişiklik var mı? Evet, Tekin ailesinden bir yükseliş görüyoruz. İlk iki değişmedi ve Tekin ailesi 3. sıraya yükseldi. Ve yarışmamızın son sorusu kıymetli dostlar. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bilgi dolu bir yarışma olmuştur. Ve son sorumuzla karşı karşıyayız. Evet, son sorumuz çarpı 2 puan değerinde ve Semerkant dergisinden bir soru. Semerkant dergisinin Mayıs sayısı dosya konularından değildir. Aşağıdakilerden hangisi Mayıs sayısı konusunun dosya konularından değildir? Müsibetlerdeki mesaj, sabır ve incelikleri, sahur bereketi, Kur'an-ı Kerim ile hukukumuz dosya konuları bunlar. Acaba hangisi Mayıs sayısının dosya konularından değildir? Süreye dikkat arkadaşlar. Evet, yayını evden yaptığımız için sokakta Ramazan davulcuların bir seremonisiyle karşı karşıyayız. Belki yayında böyle alttan bir fon gelmiş olabilir sizlere. Bu da yarışmamıza ayrı bir renk katıyor tabii. Evet, soruyu da geride bırakmış olduk ve yarışmamızın sonuna geldik. Son soruda Semerkant dergisinin Mayıs sayısı dosya konularından değildir diye sormuştuk. Tabii sabır ve incelikleri olacaktı. Doğru cevap. 81 yarışmacımız bu soruya doğru cevap vererek puan kazanmayı hak ettiler. Evet, podyuma geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unutmayın, arada videoda izlediğiniz gibi yarın saat 17'de Genç.com YouTube kanalında 13. Fetih ve Gençlik Buluşması'nın startını veriyoruz kıymetli dostlar. Sizleri, ailelerinizi ve sevdiklerinizi bu etkinliğe davet ediyoruz. Takipte kalın lütfen. Yarın saat 17'de sizlerle beraber olacağız. Unutmayın, Genç.com YouTube kanalında saat 17'de diyorum ve podyuma dereceye giren yarışmacılarımızın kağıt ekran görüntülerini alıp bizlere, yani bilgi@genchcon.org mail adresine telefon numaralarınızı ve adreslerinizi ekleyerek bizlere mail atmanız gerekiyor. Bunu hatırlatmış olalım, aman unutmayalım diyorum. Ve heyecanla beklediğiniz yarışmamızın podyumunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, bugünkü yarışmamızın üçüncüsü 20'de 16 yapan Armutçuoğlu ailesi oldu kıymetli dostlar. İkincisi ise 20'de 17 yapan Bozkurt ailesi ve yarışmamızın birincisi ise 20'de 17 yapan Tavan ailesinin olmuş olduğu ve ilk 3 derecemiz bu şekilde. Tebrik ediyorum katılan herkese, yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Giremeyen yarışmacılarımıza üzülmeyin diyorum. Haftaya inşallah aynı saatte sizlerle beraber olacağız. Bir dahaki sefere şansınızı deneyebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese evde kalın, hayırla kalın.